Öncelikle şu CD'yi tak bakalım. Evet. Relax ol. Vücudun rahat olsun. Evet. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel, kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel, kızlarla sarılı. Çok güzel söylüyorsun Erdem abi ya. Eyvallah dostum. Hadi bak şimdi sıra sende. Relax ol. 3, 4. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel, kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel, kızlarla sarılı. Dostum çok iyiydi ya. Arkamda sen olduktan sonra bütün yarışmaları kazanırım ben. Tabii kazanırsın dostum, sen hiç merak etme. Ama 100 kontürümü isterim ha, ona göre. Ayıp ediyorsun Erdem abi. Şu yarışmayı kazanayım, dile benden ne dilersen. Sen hiç merak etme dostum, kesin kazanırsın. Kazanınca bütün kızlar benim değil mi? Tabii dostum, bak bana, benim bir sürü kız arkadaşım var. Ama boş durmuyorum, hadi çalışalım. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Made in Turkey. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Nasıl abla? İğrenç. Sen bir de sonunu dinle. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Haluk. Hı. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kızmak yok ama, tamam mı? Sakin olacaksın. Ana. Demek kızacağım bir şey neymiş? Önemli bir şey değil canım. Söyle söyle. Yanıma yaklaştı, bir kesme aldı. Heyecandan kalbim küt küt attı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Oo! Emre, sen bu şarkılarla sonuncu bile olamazsın. Çünkü sonunculuk da bir derece. Yarışmayı kazandığımda bu sözleri söylediğine pişman olacaksın abla. Çok ünlü olacağım, seni tanımayacağım. Tek çocuktum diyeceğim. Meltem söylesene, çıldırtma adamı. Bugün okula uğradım. Ee? Emre'nin dersleri çok kötü. Pardon,
Anlamadım. Ne? Emre hiçbir dersinden iyi not alamıyormuş. Hani bu çocuğun dersleri iyiydi? Değil mi? İyiydi ama artık değil. Konsantre olamıyormuş. Aklı başka yerlerdeymiş. Neredeymiş beyefendinin aklı? Bilmiyorum Haluk. Hasbinallah ya. Ah be ah! Şu şarkı yarışmasını bir kazanayım var ya, kendi cep telefonumu kendim alacağım. Emre susar mısın artık? Susamam kızım. Ucunda çok büyük ödül var. Cep telefonu var. Laptop bilgisayar var. Kızlar var. Şan şöhret var. Oh! Emre bu yarışma senin için bir ödül olabilir ama benim için kesinlikle bir ceza. Okula giderim her sabah erken, hiç geç kalmam. Bu kadar kız varken hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kapalı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Yani havuç efendinin aklının derslerinde olmadığı kesin. Kim bilir nerede aklı? Peki sen şimdi annenden babandan gizli mi gireceksin bu yarışmaya? Hayır, gizli giremem. Annemle babamın imzası gerekiyor. Hem organize eden adamlar eve gelip velilerle görüşüyorlarmış. O zaman unut Emre'cim. Çünkü bizimkiler buna hayatta izin vermezler. Verirler. Vermezler. Verirler. Eğer bütün dersleri zayıfsa ne futbola ne de başka bir şeye izin yok. Yok. Evet yok. Sakın gevşeme. Dinlemiyormuş zaten öğretmenini filan. Derslerine de konsantre olamıyormuş. Ana. Aynen. Ana. Çağırsana şunu bana bir. Yok. Hah işte bak. İyi avuç lafının üstüne gelir. Ben de tam seninle konuşacaktım. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Ah, ben de öyle. Ama önce sen. Bir şarkı yarışması var baba. Ben ona katılmak istiyorum. Şarkı yarışması mı? Evet anne. Ödüllü şarkı yarışması. Nerede? Okulda mı? Hayır. Bir organizatör düzenliyor. Hem yaş sınırı da yok. Çocuklar da katılabiliyormuş. Aklından bile geçirme öyle şeyleri Emre. Neden anne? Şarkılarla, türkülerle uğraşacağına gidip derslerine çalışsana. Ama bu çok önemli baba. Ucunda ödül var. Kazanına kaset yapıyorlarmış. Derslerin daha önemli. Oğlum bırak şarkıyı, türküyü. Yürü odana. Karnesi Toto kuponu gibi tutturmuş şarkı türkü diye. Ya baba. Dıt. Yok öyle şey. Önce derslerin sonra müzik. Evet Emre, baban doğru söylüyor. Derslerin böyleyken başka bir şeyle uğraşamazsın. Hani ders dışında başka şeylerle de uğraşmam gerekirdi anne? Evet ama derslerinle ilgilenirsen başka şeylerle de ilgilenebilirsin. Yani derslerinin yerine değil, ikisi beraber. Ama tabii bu arada Havuç Bey ders falan çalışmıyor. O dersleri unutup sadece başka şeylerle ilgileniyor. Yok, yok, şarkı yarışması falan yok. Odana, dersinin başına, hadi. İstikbalimle oynama baba. Allah. Derslerinde başarılı olmadıktan sonra şarkıcı olup ne yapacaksın? Cahil şarkıcı mı olacaksın? Zaten siz hep benim aleyhime kararlar alırsınız. Derslerin iyi olduktan sonra istediğini yapabilirsin. Hükümet de Irak'a asker göndermedi. Ama sonra pişman oldu. Siz de pişman olacaksınız. Boş konuşma. Dersinin başına dedim. Yürü. Yürü. Eşek sıpası. Ne oldu? İzin vermediler. E çok iyi yapmışlar. Ben sana söylememiş miydim? Hı? Hadi yat uyu sen de. Zaten hepiniz birliksiniz. Küçük olmak ne kadar kötü bir şey ya. Yunus Efe başvuracağım. Hadi giy pijamalarını yat. Bak ışıkları kapatacağım birazdan ona göre. Benim ne yapıp edip bu yarışmaya katılmam lazım. Ama nasıl? Bir yolunu bulmam lazım. Bu yarışmaya mutlaka katılmam lazım. Katılmam lazım. Erdem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Oturan bilir diyeceğim o kadar. Bir oturan, bir de oturmaya atışman lazım değil mi? Yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Biliyorum. Eğer yarışmamızın 150 milyar kazanma şansınız var. Tek bir yanlış cevap bile sizi koltuktan ayırabiliyor. Yarışma başlıyor. Teşekkürler. Haluk uyuyorsun. Hadi kalk yat. Uyumuyorum ya. Televizyon seyrediyorum. Tövbe tövbe ya. Bateristsiniz değil mi? Evet. Kit sesine mi benziyor zaten? Evet. Siz
tabii müzik olarak, müzikal anlamda duyuyorsunuz bütün sesleri herhalde. Ortalama saatinde yani metronom aslında... Haluk kalk. Haluk! Oy, uyumuyorum. Haluk uyuyorsun, hatta horluyorsun. Ben horlamam. Kaç yıldır hayattayım, daha bir gün horladığımı duymadım. Sen duymadın mı? Bütün büyükşehir duydu. Ben horlamam ya. Ben kendimi tanırım. Biraz üzerindesiniz. Ben soruyu okuduktan sonra kalp atışı ortalamanız 98'in üzerindeyse soruya cevap verebilirsiniz. Her saniye için 100 milyon kaybediyorsunuz. Ama size hiçbir soru sormadan tam 5 milyar veriyoruz. Şu anda 5 milyar. Sorunuzun değeri de 5 milyar. Ay Haluk, niye inat ediyorsun? Gidip yatsana ya. Ben de rahat rahat televizyon seyredeyim, hadi. Uyumuyorum ya. Televizyon seyrediyorum ben. Hangisi Cesur Yürek filminin kavuşmama engel olacak. Ben bir dozerleyebileyim. Kahvaltınızı eksiksiz yapacaksınız. Kahvaltı önemli. Enerji lazım size. Ben yapıyorum. Ama Emre yapmıyor. Onun var ya. Hırkamı bulamıyorum. Ben giydim. Yavrum, senin giyecek başka bir şeyin yok mu? Ama ben bunu çok seviyorum. Ya bırak giysin çocuk. Zaten 30 bin tane hırkam var. Okulda yasak değil mi kızım? Yasak ama bir şey olmaz. Kızlar hep giyiyor. Emre nerede? Giyiniyordu. Yanıma yaklaştı, bir kesme aldı. Heyecandan kalbim küt küt attı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Emre, kahvaltıya çabuk. Bu evde de sanat yapılmıyor yani. Havalı. Havalı, havuç kapalı, etrafı güzel kızlarla sarılı. Alo. Hop. Karakter atma bana. Konsantremi bozma baba. Derslerimi düşünüyorum. Emre beyefendiye bakın hele, neler de söylüyor. Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin. Servis neredeyse gelir. Benim karnım tok. Kahvaltı yapmadan gidersen derslerine konsantre olamazsın. Alo. Bana karakter atma. Yemeğini tabakta bırakma. Bana bunu yapma. O ye. Yemeğini ye. Fena da söylemiyormuşum ha. O ye. Çaylar. Sabah çayları. Çabuk. Ver abicim, ver. Buyurun. Abicim, dün gece bizim bebek bir tekmeler atmaya başladı. Aklın hayalin durur yani. Kesin tekmeyle ilgili bir meslek sahibi olacak yani. Sakın futbolcu olmasın abicim. Veririz Real Sociedad'a, paraya para demeyiz. Tekmeleri iyiyse karateci de yaparız icabında Selami kardeş. Ne? Karateci mi? Olmaz abicim, olmaz. Gönül öyle şey istemez. Karateci falan olamaz yani. Gönül mü istemez? Bu hakikaten light erkek Haluk abi. Hadi abicim, hadi. Çok teşekkür ederiz. Çayını da bıraktın. Hala niye bekliyorsun ki? Hadi iyi günler. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Merhaba Uşaklar, nasılsınız? Merhabalar efendim. Merhaba. Ya Uşaklar, benim bu son zamanlarda gördüğüm rüyalar çoklaşmaya başladı ya. Her gece böyle. Ha, hangi rüyalar İsmail Bey? Sanki Meri Hanım'la evlenmişim, bizim memlekete yerleşmişiz. Otsay toplay, ben türkü söylerim. Öyle bir hoş olayım ki. Adama bak abicim, rüyada bile tembel. Kadını çalıştırıyor. İsmail Bey, bence siz bu rüyaları çok ciddiye almayın. Evet, yani hani bizim çocuğun tekmeleri gibi somut bir şey olsa neyse. Yok.
Artık benim Meri Hanım'a açılmanın zamanı geldi uşağım. Benim artık açılmam lazım Meltem Hanım. Evlenme teklif etmem lazım. Ama siz zaten sık sık mesajlaşıyorsunuz değil mi? Evet ama hep havadan sudan şeyler. Oturup ciddi ciddi hiç konuşmadık. Konuşun Selçuk Bey, konuşun. Bilmem ki ben o işleri. Konuşamam. Yani iş ciddiye bindiğinde ne diyeceğimi bilemem. O kadar abartmayın canım. Bir yemeği falan götürün, konuşun. Doğru söylüyorsunuz. Direkt anlatmak lazım. Böyle olmaz. Ay inanmıyorum Meltem. Karnımda sanki bir sergen var, sürekli tekme atıyor. Aa pardon Selçuk Bey, görmedim sizi. Buyurun buyurun, oturun Gönül Hanım. Biz de tekmeden bir aşama öncesini konuşuyorduk. Hangi aşamayı? Evlilik aşaması. Yok yok uşağım. Ben en iyisi gideyim şu hatunla açık açığa konuşayım. Evlenmek istiyorum diyeyim ya. Yapayım teklifimi. Bana da bu yakışır. Doğru söylüyorsunuz İsmail Bey. Siz gidin, ne yapacaksanız yapın. Siz de rahatlayın, kamuoyu da rahatlasın, piyasalar da rahatlasın. Yok yok abicim. Olamaz, olamaz yani. Bizim bebek futbolcu falan olamaz. Gönül istemez ki. Selami, sen gene kendi kendine ne konuşuyorsun? Bir şey demiyorum abicim, bir şey demiyorum. Sen var ya, sen hakikaten sıfır kalorili bir francalı erkeksin. Karışma sen abicim, sen karışma. Ben babayım. Ben tekmeli bebeğin babasıyım. En iyisi güzel bir yerde yemek. Ay bak yine tekme attı. İstediği kadar atsın. Futbolcu, mutbolcu olamaz. Sonra söylemedi demeyin bak. İyi de ben ne bileyim yani, nerede yemek yenir, nasıl mevzuya girilir? Merhabalar, merhabalar. Engin, bir gelsene şuraya oturalım seninle. Vallahi ben bir şey yapmadım Selçuk Bey. Gel gel, başka bir şey soracağım. Gel otur şuraya. Gel otur. Engin, söyle bana, bir kadını nasıl etkilersin? Tabii ki saçlarım mı efendim? Engin! Yani eğer saç yoksa efendim, güzel bir yerde hoş bir yemek aynı hesaba gelebilir. Ama saç olmuş olsaydı bedavaya da halledebilirdiniz. espri yaptım efendim, espri. İsmail Bey, bence siz direkt gidin ve muhabbete girin. Yasemin Hanım, benimle gelir misin? Şu Meri Hanım'la bir konuşalım da. Ay ben gelmeyeyim İsmail Bey. Zaten kendisi de Türkçe konuşmak istiyor. Uy! Türkçe ise ben bu Türkçenin kralını konuşurum da. Acaba pahalı bir yer midir orası? Yapmayın Selçuk Bey. Evlenme teklif edeceksiniz. Para yapıla bakmayın artık. Ha, lütfen haruklaşmayın Selçuk Bey. En pahalı yere gidin. Bana birisi ucuz bir yerde evlenme teklif etse... Bilemiyorum yani. Tamam tamam tamam. Götürüyorum. En pahalı yere götürüyorum. Buyurun buyurun buyurun. Selamun aleyküm Meri Hanım. Aleyküm selam. Nasılsın da? Hamdolsun ben iyiyim. Sen nasılsınız? Ben de çok iyiyim de. Çok güzel. Hey maşallah maşallah. Hatun Türkçeyi sokmuş da gelin olmuş gelin. Selçuk Bey hadi arayı davet edin. Şimdi mi davet edeyim? Ay tabii şimdi davet edin. Bir an önce ne olacaksa olsun. Aman ya. Hadi Selçuk Bey ya. Bu işlerde yavaş davranmak olmaz. Yoksa masaya oturamazsınız. Yani İran'ın yeniden yapılandırılması ilgili masaya değil. Nikah masasına oturamazsınız. Ya arkadaşlar bugün Cem Yılmaz gibiyim değil mi ama ya? Ha? Yani Meri Hanım. Ben buraya bir iş için geldim de. Çok hayırlı bir iş için de. Okay, wait a minute. Hayırlı iş, hayırlı iş. Hayır, iş. You don't want to work. Sen çalışmak istemiyor. Yok yok, onu demek istemedim Meri Hanım. Yani senin anlayacağın, sen benim kalbimi titretiyorsun da. okay, kalp titriyor. Kalp shake. Oh my god. Sen hemen bir check-up yapıyor. Yemek, no kolesterol yemek. Sen spor yapmak ve yürümek yapmak yani. Peki tamam, arıyorum. Arıyorum. Vallahi bravo Selçuk Bey. Kimse beni tutmasın arkadaşlar, öpeceğim. Engin. Siz aranızda. Bakın Meryem.
Ben var ya ben, ben doğuştan Karadenizliyim de. Yani nasıl söylesem bunu, ben sizinle var ya, evlen... Hello. Oh my God, it's you. Seni. Ben bir dakika. Uşan, sen gidiyor, ben konuşuyor. Sen hadi. Uşan, hadi gidiyor. Go. Gidiyor Uşan. Uy, Geran Bey, adım batışın, yaktın beni de. Go. Jeez, gitmiyor. Bu akşam müsaitseniz yemek yiyelim. Hani siz, ben, yemek. Yes, tabii. Yalnız, bir şart var. Şartı varmış. Sorun bakalım neymiş? Şart nedir? What is it? Okay, hiç İngilizce konuşmak yok. Sadece Türkçe konuş. Türkçe konuşmak istiyormuş. Diyor ki bu gece yemek boyunca Türkçe konuşursak gelirim. Tamam deyin canım. Türkçe biliyorsunuz değil mi Selçuk Bey? Tabii biliyorum. Engin, tamam deyin Selçuk Bey. Mary, bu gece ben seni alıyorum. Tamam mı? Gel. Hoş geldiniz Havuç Bey. Oğlum, bu yarışmaya benim kesin katılmam lazım. Katılamazsın oğlum. Baban izin vermiyor. Adam da illaki bir veli istiyor. Benim bir veli bulmam lazım. Organizatör geldiğinde görüşebileceği bir veli. Hoş geldiniz dedik herhalde Havuç Bey. Yok. Emine abla olmaz. O durumu idare edemez. Şöyle otoriter biri olması lazım. Astığım astık, kestiğim kestik. Siz veli mi arıyorsunuz? O zaman ben size söyleyeyim. Hüseyin, kendisi veli efendidir. Veli efendi o. Veli. Veli efendi. Ana! Buldum. Kim? Hüseyin abi. Hüseyin abi mi? Evet. Oğlum artık benim de bir velim var. Yarışmaya katılıyorum. Peki kabul eder mi? Sen orasını bana bırak. İşin ucunda ödül var dedik mi tamamdır. Boşver. Bu hal ne lan? Sorma Haluk abi. Bu atlar bana her şeyi kaybettiriyor. Gülme. İş şunu, iç. 10 kere getirtirme adamı ayağına. Her seferinde boğazıma diziyorsun be. Rahat içeyim şunu, bırak da. İç dedim abicim, iç. Sen rahat içeceksin diye ben 10 kere mi çıkacağım bu merdivenlere ha? 10 kere mi çıkacağım? Al. Alo. Kim? Havuç. Sen misin? Söyle. Efendim? Alo? Doğan? Sen misin abiciğim? Doğan. Ana. Bizim Doğan mı? Neredesin oğlum? Türkiye'de misin? Tamam arkadaşlar. Bu gece yemeğe çıkıyoruz Meri Hanım'la. Ve evlenme teklif ediyorsunuz. Bravo Selçuk Bey. Bravo. Allah tamamı neredesin efendim? Tabii. Tamam Engin. Tamam. Buyurun. Dur bir dakika. Alo. Ne haber lan? Ne yapıyorsun? Beni dinle. Madem buradasın akşama beraberiz ona göre. Ben anlamam. Onu bunu anlamam. Merhaba. Bıyıklarını ne oldu Hüseyin abi? Beygirler yedi. İddia girdik kaybettik. Bu hayvanlar seni sevmiyor be abi. Nefret ediyorlar ama... ...nefretten de aşk doğar. Söyle bakalım.
Neden çağırdın beni? Biz aslında seni buraya çok önemli bir iş için çağırdık. Ne işiymiş bu? Emine ablaya çaktırma ama. Neden? Ucunda para vardı ondan. Yapma ya. Evet, ödüllü şarkı yarışması. Bir koyup üç alacağız abi. O biri benden istiyorsan, bende bir falan yok avuç. O bir bende. Kumbarayı bugünler için besledik biz. Anlat bakalım neymiş bu iş? Bak şimdi konusu... Arayalım bizimkileri de akşama gecikeceğimizi söyleyelim. Alo Meltem, benim. Ne diyeceğim? Akşama ben geç geleceğim. Söylesene, Gönül'e de söylesin abicim. Sen söylesene oğlum. Ben söyleyemem abicim. Meltem, Gönül'ü versene. Selam bir şey söyleyecekmiş. Alo, Gönül. Hayatım nasılsın? Ben de iyiyim hayatım. Sağ ol, nasıl gidiyor? Ben de seni seviyorum hayatım. Çok seviyorum hem de. Söylesene oğlum. Karışma sen abicim ya, karışma ya. Hayatım ne yaptın, yedin mi yemeğini? Tekmeler nasıl, tekmeler? İyi. Biz de oturuyoruz işte ölükle. Merak etme, kesin kazanırız abi. Ödül kaç para dedin? 1 milyar. Ayrıca kazanana kaset yapacaklar. Yapma ya. Evet abi, MC Erdem abiden öyle bir beste aldım ki rakip tanımayız. İyi ama ben ne yapacağım? Onu anlamadım. Sen bizim velimiz olacaksın. Kötü bir şey yapmıyorsun değil mi Avuç? Ayıp ettin Hüseyin abi. Bizde racona ters hareket olmaz. Baban niye yapmıyor bu işi? Ya o şimdi tutturmuş ders çalış diyor. Benim derslerim zaten iyi. Bravo Avuç. Emine abla geliyor, çaktırma tamam mı? Buyurun Hüseyin efendi, pardon. Bıyıklarını kaybeden Veli efendi. Adamı hasta etme Emine, çocukların yanında. Bıyıkların yerine gür çıkabilir ama paralar yerine gelmiyor Veli efendi. Tamam Emine, bizi yalnız bırak. Aman aman, yalnız bırakmış. Gören de holding yönetim kurulu üyesi zannedecek. Bıyıksız Veli efendi. Bana bak Avuç, Haluk abi bozulmaz değil mi? Ya zaten 3 dakikalık olay. Alalım ödülü. Sen 1 milyarı al, bana da kaset yapsınlar. Babam da zevkten 4 kişi olsun. O zaman tamam Avuç. Oley! Hayret bir şey yani. Ben burada tekmelerle boğuşuyorum. Neredeyse doğuracağım. Selami Bey dışarıda Gönül eğlendiriyor. Ne işleri var hiç anlamadım ya. Ha gelince bunun hesabını fena soracağım. Bayılıyorlar erkek erkeğe muhabbete. Ay iğrenç. Yeni tanıştık belki de. Ama kim bilir, belki de hep vardın. Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni belki de. Allah'ım nasıl açılacağım ben bu kadına? Burası çok güzel bir yeri Selçuk. Saçıma bakmıyordur inşallah. Dur ben sakallarımı ön plana çıkarayım. Ne diyor? Ben diyorum ki biz seninle birçok şey yapabiliriz. Evet. Yani sen ve ben. Evet. Başka kimse yok. Sadece sen ve ben. Evet. Yani kader ortaklığı. Oh, kader. Wait, kader. Kader, kader. Kader, 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 kader. Kader. You're sad? Oh. No, I'm not. But the kader. No, no. What? Üzülmek? Kader. No. Why are you üzülmek? No, I'm not sad. No. No. Hayır, biz niye gitmiyoruz böyle yerlere? Ben onu anlamıyorum. Bu erkeklerde erkek erkeğe gidip yiyip içme hastalığı var. Biz de yapalım ara sıra. Yapalım tabii. Biliyorsun ben her zaman misillemeden yanayım. Yarın akşam gidelim, içelim bir yerde. İçelim. Tabii. Gönül. Hı? Başka bir şey yaparız o zaman. Yani Mary,
Ben sana tutuldum. Tutuldum. Tutulmak. Excuse me. Oh be, sonunda söyledim. Tutulmak, tutulmak. Ah! Tutulmak, ay tutulmak, güneş tutulmak, sırt tutup, sırtım tutulmak. Ay, ama don't worry, ben hemen yapacak şimdi. Sırt bu çok iyi, sırt tutulmak çok iyi bu. Ay, çok üzgün, ay. Of. Bir çay daha vereyim mi Gönül? Yok Meltem, sağ ol. Ay, bak yine tekmeledi, bak. Ciddi mi? Durdu şimdi sen tutunca. Şunlara bak ya, babası geziyor, oğlu tekmeliyor. İyi vallahi yani. Dur be, bir dur be. Hadi canım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz Müzeyyen teyze. Hoş bulduk. Aa, kalkma kalkma, rahatsız olma. Ay çocuklar kusura bakmayın. Vallahi evde öyle bunaldım ki kendimi attım dışarı. Bu babam beni feci şekilde bunaltıyor artık. Ne yaptı gene anne? Yönetici seçildi ya kızım. Evet. 71 senesinden başlayarak bütün defterleri incelemeye başladı. Kuruş kuruş araştırma yapıyor. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Müzeyyen Hanım. Buldum. Buldum Müzeyyen Hanım. 977 senesinde 5 lira açık var. Bak. Gel. Gidin kim yöneticiyse ondan alın. Bana anlatmayın Kemal Bey. İşte buldum bak. 5 numara Muzaffer Bey. Açığı veren o. Ha. Yani rahmetli Muzaffer Bey. Alırım ben. Ağzından altın dişini söker yine alırım. Varisleri var. Varislerinden alırım. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını ben kimseye yedirtmem. Mümkün değil. Evet, ama yine de bir hesaplayayım. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Ah, sana yazık olmak. Ya, tamam. Tamam sen? Teşekkür. Evet, evet. Ben açılmak. Mary, ben aslında... Hı-hı. Birlikte bir şeyler yapalım diyorum. Yapalım. Tavla yapalım. Kız tavla, erkek tavla yapalım. Yani sen ve ben... Ne yapalım? Yapalım ne? Ne yapalım? Tavla değil. Ne? Sen hani birlikte söyle. Yani ne yapılır? Ne? Sen söyle ben bakarım. Bakacak. Evet, buyurun. Buldum işte. Efendim, 83 yılında diğer yıllara oranla 3 ton fazla kömür yakılmış. Yani bu toplam sigorta primlerinden fazla. Kaçar mı benden be? Benden kaçar mı? Bakın, mesela 976. 976'da 83'e göre daha fazla kömür yakılmış. Neden? Ha? Neden? Fazla mıydı? Kış şiddetli miydi? Kış çok şiddetliydi, hatırlıyorum ben. 76'da. Hayır, 86. Evet, 86'da çok kötü geçmişti. Efendim, 86'da bir şey demiyor. 86'da ne? Ne diyor? Bir dakika, ne diyor? Ama sen çok belki hızlı konuşuyor. Ben görmüyorum. Barmen, ver oğlum bir şişe şarap. Bu gece işimiz zor. Hadi Kemal Bey, gidiyoruz. Buyurun, bakın Müzeyyen Hanım. 87 yılında küsuratlar farklı çıkıyor. Evet. Tamam Kemal Bey, evde yaparsınız artık. Orada sadece benim kafamı şişiriyorsunuz. Burada kızların da kafasını şişirdiniz. Ben müsteşar Kemal'im. Benden hiçbir şey kaçmaz. Tamam. Bütün açıkları yakalarım ben. Tamam, evde yakala. Hadi gel, hadi yürü. Benden hiçbir şey kaçmaz. Yürü. Yürü. Ben yürü. Ben gel. Ne oldu da yakala? Ben ne oldu? Her yerde. Seni bir dosya dosya. Hadi gel. Hadi ben benden kurtulamayacağım. Hadi hadi, iyi geceler. Ben gidiyorum. Hadi yürü. Gel. Meltem. Bak hayatım bak. Gel bak kim geldi. Selam. Selam. Canım. Ayol tanımadım. Doğan saçlar gitmiş. Öyle oldu.
Gel şampanya para yatır. Şampanya müjdelerle geldim. Müjdelerle. Anlatırım sana. Açıyorum. Bak bak. Bekle bekle. Bardaklar geliyor. Tamam. Getir getir hadi. Patlatıyorum. Evet. Hadi olsun. Hadi olsun. Tamam getir. Evet. Hadi. Sağlığınıza. Vay be. Nasıl? Güzel midir bu bilmiyorum ki ben anlamam. Nefis en iyisi. Neler oluyor Meltem? İçtik ama. Hı? Bilmiyorum Gönül. Hayatım öyle güzel bir şey oldu ki yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Hani derler ya çocuk kısmetiyle gelir diye. İşte aynen öyle hayatım. Ay söylesenize Haluk. Kendi işimizi kuruyoruz daha ne olsun. Kendi işinizi mi? Evet Meri Hanım'ın yanından ayrılıyoruz ve kendi işimizi kuruyoruz. Evet doğru. Nasıl oldu bu iş? Amerika'da Japon restoranları kurdum. Çok para kazandım. Ne zamandır Türkiye'de de bir tane açayım diyordum ama böyle emanet edebileceğim güvenilir birini bulamıyordum. Ama şimdi tamamdır kesin. Haluk'la Selami olduktan sonra her yerde açarım bu restoranlarda. Gör hayatım gör. Anlamadım. Doğan Japon restoranı açıyor biz de ona ortak oluyoruz Gönül. Aynen öyle. İşi bırakıyor musunuz? Bıraksınlar canım. Başka yerde çalışmalarına hiç gerek yok. Haluk biraz benimle mutfağa gelir misin? Geleyim. Hey yavrum be. Budur. Pişman olmayacaksın abicim, pişman olmayacaksın. Ne oluyor Haluk? Ya bizim Doğan bu işlerden acayip para vurdu. Şimdi biz de vuralım diyor. Peki bu kesin mi? Yani kesinmiş. Selami öyle diyor. İstanbul'da herkes sushi yiyormuş. Olay ki anlar o işlerden. Peki bir gecede verilecek karar mı bu? Aman ne olacak ya? İnsanlar bir gece hükümet kuruyor, hükümet. Sen boş ver, sen güven bana. Aa ben bayılırım sushi'ye. Ben de. Ben hayatta yemem. Sen de anlarsın. Yesen şaşırırdım zaten. Oğlum çiğ balık değil mi o? Evet. Tamam ben şimdiden söyleyeyim. Ben öyle çiğ balık mıy balık yemem. Ben kasada dururum. Siz muhasebeyle uğraşın yeter. Çalışanların hepsi Japon olacak. Ana. Bir de Japonca mı öğreneceğiz? Japonca mı? Haluk. Gönül. Bir dakika. Kusura bakma ben vazgeçtim. Merak etmeyin. Dil probleminiz olmayacak. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı. Havuç kafalı. Emre izin vermediler sana. Hala söylüyorsun şarkı. Sana da annemin ırkalarını giymene izin vermediler. Ama sen hala giyiyorsun. Ama ben yakalanmam. Ben de yakalanmam. Havalı, havuç kafalı, etrafı güzel kızlarla sarılı, havalı. Ne olmuş Yasemin? Neden bu kadar üzgün bu kadın? Sorma Hüseyin abi. İşler acayip kötü gidiyor. Rakipler çok sıkıştırmaya başladı. Fiyat filan kırıyorlar. Üzülmesin. Söyle ona. Biz ne güne duruyoruz? Don't worry. We're here for you. Oh, Mike. Oh, I know. And I trust you. Oh, believe me. With a staff like this in the sector, we go a long way. Believe me. O da zaten bizlere güveniyormuş. Yani bizde bu elemanlar olduğu sürece piyasada uzun süre direniriz diyor. Söyle ona. Merak etmesin. Direniriz. Çaylarımla lojistik destek yaparım size. Haluk. Hadi gidip Meri Hanım'a ayrılacağımızı söyleyelim abicim. Evet ya. Kalk hadi. Hem Haluk ve Selam Bey olduğu sürece bize kimse bir şey yapamaz diyor. Selami'yi bilmem ama Haluk abi oldu mu yeter. Enough. Okay. Ha işte. Oh. Hello. Come in. So sorry. It's okay. No worries. Come on. Go on. Salami. Haluk. Açılamadım arkadaşlar. Aşk olsun Selçuk Bey. Yani aslında açıldım ama anlamadı. Dün dilin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ya arkadaşlar dilimizin kıymetini bilelim. Vallahi ben dilimle gurur duyarım. Aha buyurun bakın. Şey diyecektik biz.
o kadar da önemli bir şey değil aslında ama... Selami, sen söylemek ister misin? Yo, hayır istemem. Hadi ama konuştur. Yalnız siz başlamadan söyleyeyim, Meri Hanım'ın morali çok bozuk. Ama daha bir şey demedik. Ama neden bozuk? Belli bir kotanın altında kalırsa Amerika onu geri çağıracakmış. Yani başka yönetici göndereceklermiş yerine. Ha. Bunun için mi üzülüyor? Evet. Ya çünkü Amerika'ya dönmek istemiyor. Ya hadi ama siz söylemek. İnanın denedim. Yani elimden geleni yaptım. Vallahi yaptım ya. Ya olmuyor, olmadı. Üf. Aha, bırakın Selçuk Bey ya. Neyse, benim de işim var. Gideyim bari. Selam söylesene. Şey abicim. Şeyden bir şeyi... Şey ne diyor? Something what? Ondan. Gel. Havuç Bey, neden bu kadar erken geldiniz bakalım? Dersimiz var Emine abla. Ders çalışacağız. Sizin eve bu kadar erken gelmeniz pek hayırlı değil ama neyse. Karnınız aç mı bakalım? Hayır değil. Benim de değil. Hadi bakalım, hayır olsun. They live in the company and that's it. I can understand. Anlıyorum diyor. Neyse. Biz çıkalım değil mi Selami? Evet. Çıkalım abi. Dur ben açarım. Hayrola Hüseyin, niye geldin? Ne demek niye geldin? İşimiz var herhalde. İş mi? Senin ne işin olabilir ki burada? Ya havuca ödevlerinde yardım etmeye geldim Emine. Ödev mi? Gören de beyefendi ilkokul 3'e kadar okudu zannedecek. Emine, adamı hastetme! Aman, katerpiller gibi bağırma. Adam birazdan gelir Hüseyin abi. Tamam hallederiz. Ben senin babanım. Emine abla ne olacak? Anlamaz o bir şey. Sürekli mutfağa gönderirim. Bir şeyler isteriz. Emine. Ne var? Çay getir. Mesai saatlerinde çay yapmıyorum beyefendi. Emine! Adamı hasta etme! Aman kükreme öyle Golden Mayer aslanı gibi.
bana bir viski versene. Hemen efendim. Neyse, sonunda bizimkiler de kendi işlerini kurdular. Evet, tutar mı bilmiyorum ama tutarsa çok iyi para var o işlerde. Aa, tutar canım. Hem Japon restoranları çok moda şimdi. İş yapmasalar da şimdi aldıklarının iki katı maaş alacaklarmış. Bana bir viski Uşağım. Nasılsın Uşağım? Bir tane daha. Koy koy. Oo İsmail Bey. Nasılsınız? İyi değilim. Bir imza alayım. Şuraya mı? Şuraya. Babam zaten hep böyle şeylere izin verir. Tabii evladım. Aslan babam. Tamam evladım. Şımarma hemen. Baba mı? Evladım mı? Aman ne? Bayıldı ya. Ya bayıldı. Bayıldı. Emine! Emine! Emine kalk! Emine kalk! Sabahleyin erken kalktı. Camları filan sildi. Ondan bayılmıştı beyefendi. Ben hatunu açılamıyorum da. Ben de. Benimki çok uzak diyarlardan Uşağım. Benimki de. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi siz Emre Çetinoğlu'nun babasınız öyle mi? Evet. Ben pek benzetemedim de o açıdan söyledim. Ne demek istiyorsun yani? Sütçüden mi bu çocuk? Yok canım ben onu demeyi şey etmedim ki. Yani onu demek istemedim ki. Yaz o zaman. Rajona ters konuşmalar yapma. Sinirlenme babacığım. Aa içeriden yeni çıktın. Hayret bir şey ya. Selami. Hadi kalk çıkalım. Nereye gideceğiz abicim? Ne bileyim ya. Yürü gel çıkalım. Havama bağlayalım. Hadi. Benimkinin upuzun kızıl saçları var İsmail Bey. He ya, benimki de aynen öyle. Kızılırmak gibi kıpkırmızı saçları vardır da. Ben yine hayaller görmeye başladım galiba. Of! İnanmıyorum ya. Ne oldu Duygu? Hoca hırkamı aldı. Sana dedim annemin hırkasıyla gitme diye. Kızınız mı? Evet. Seninle gidip alsak mı hırkamı Hüseyin abi? Abi mi der size böyle? Evet. Bir abisi olmasını çok isterdi. Onun için abi diyor. Ne dedin Hüseyin abi? İşimi bitireyim hemen gidelim Duygu. Yaz yaz. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hayır, hayır Hüseyin. Haluk abi. Evet, ben eli yüzümü yıkamaya. Bugün ne oldu biliyor musun baba? Baba dedi. Ha? Onun çocuğu olmuyor da bizim çocuklar ona baba der. Benim oluyor abicim. Erkek. Hem de tekme atıyor, tekme. Bütün evraklar tamam değil mi? Evet, tamam. O zaman sen ikile de fazla put kırmayalım. Neleyim, ne yapmıyorsunuz? Yani ikile ikile. Anlamayacak bir şey yok. Yol bu taraftan. Hadi.
Ne yapacağız ha? Bilmiyorum abicim. Ya o Meri Hanım'ı öyle gördüm ya, üzgün müzgün böyle içim cız etti. Bir kor parçası düştü. Öyle düşünmemek lazım abicim. Biraz profesyonel düşünmemiz lazım. E doğru, tabii tabii. Profesyonel düşünmek lazım. Da. Biz geldik. Ay Selami, senin bu oğlun var ya, Jackie Chan gibi bir şey. Uçup uçup tekme atıyor. Ya öyle mi? ne yaptınız bakalım? Meri Hanım'la konuştunuz mu? Konuştuk. Ne zaman bırakıyorsunuz? Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam. Bu kadar kız varken hepsi de güzel. Hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafında güzel kızlar sarılı. Emreciğim, bak sesin kısılacak. Kısılmaz abla. Benim sesim hayatta kısılmaz. Kesin birinci olacağım. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Ah ulan ah, yaktın beni be. Ah ulan ah, yaktın beni be. Ne oldu ya, anlatsanıza. Ne bu böyle biri ölmüş gibi? Ben vazgeçiyorum. Ben de abicim. Nasıl yani? Restoran işinden mi? Evet. Vazgeçtik. Oh, rahatladım. Ben işim işi bırakmıyorum. Ben de abiciğim, ben de. Budur. Bu. Oh. Aa! Ay ne diyor bunlar ya? Okulda sadece benim havuç kapalı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Yok. Emreciğim yeter artık. Bak sesin kısılıyor. Konsantrasyonumu bozma. Kadın öyle zor durumda kaldı ki inanamazsınız. Yani bizim ayrılacağımızı duyunca çöktü kadın böyle, çöktü kaldı böyle. Siz de bu yüzden vazgeçtiniz ha? Evet. Ama tabii sen devam edebilirsin Selami. Seni de etkilemiş gibi olmayayım. Yok abicim, ben de istemiyorum. E hani çok iyi teklif falan diyordunuz. Doğru, öyleydi. Ama Meri Hanım'ı karşımızda öyle görünce dayanamadık. Değil mi? Evet. Ay çok amatörce, çok. Doğrudur. Biz profesyonel değiliz. Biz amatör ve mutluyuz. Evet abiciğim. Biz amatörüz. Oh. Madem mutlusunuz bırakmayın o zaman. Harika. Bu sabah İstanbul çok çirkindi. Hava kirliydi. Trafik berbat. Emre. Annem baba. Oğlum bu ses ne? Sesim kısıldı baba. Sana dedim o kadar şarkı söyleme diye. Ben mahvolmuşum. Mahvolacak bir şey yok. Şarkı yarışmasına falan katılmayacaksın nasılsa. Ben çıkıyorum. Siz de fazla sallanmayın. Tamam baba. Oğlum, ne oldu senin sesine? Sesim kısıldı anne. Neden? Şarkı söyledi ya ondandır. Ay inanmıyorum oğlum sana. Her ne yaparsan kendini paralayana kadar yapıyorsun. Pes. Neyse hadi ben çıkıyorum. Aa sen bye dur bye. Bakayım benim hırkan nerede? Çok geç kaldım anneciğim, bay bay. Duygu! Bağlayacağım sesim geri gelir mi anne? Gelmez oğlum, sesini dinlendirmen lazım. Birkaç gün konuşma geçer. Hele şarkı hiç söyleme. Ben zaten artık sadece bassın bu dünyayı söyleyebilirim. Yasemin, söyle Meryem'e, biz kararımızı tekrar bir oturduk ve düşündük.
We talk about our decision again. Evet. Eşlerimizle de konuştuk. Hop hop, bir dakika bir dakika, ben konuşmadım. O konuştu. Çünkü o bir light erkek. Amma uzattın abicim ya. Sadede gel, sadede. Ha, tamam. Ve işten ayrılmamaya karar verdik. Nasıl yani? Yani bir yere gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. Evet. Yani buradayız. They're staying. Oh my god, you're staying. Oh, you stay. You're like, burada, you're staying. Oh my god, you're staying. I knew it. Oh, I knew it, you're staying. Oh, Khalil. Kusura bakma Hüseyin abi. Ben bu sesle katılsam bile kazanamam ki. İyi ama büyük ödül ne olacak havuç? Bilmiyorum. Bu ödülü almamız lazım. Bırakamayız onlara. Yarışmada MC Havuç diye anons ettiklerinde sahneye kimse çıkamayacak. Çok yazık olacak. Sen çıksana. Benim sesim güzel değil. Yapamam. O zaman ne yapıp edip Havucu o sahneye çıkartmamız lazım. Oh, gitmiyorum sesi. Oh my god. Oh, I love you. Bayram değil, seyran değil. Bu Mary herkesi niye opi? Mary, hep ben de buradayım. Beni de ofta. Beni de ofta. Hocam. İsmail Bey, İsmail Bey. Gitmiyorum. Evet. You guys, so thank you. Tamam, kalıyoruz. Anlaşılmaz değil mi? Hayır. Tıp babama benzedi. Rajona ters olmasın. Hayır, olmaz. Bıyıkları kestiğin iyi olmuş. Yoksa adımız bıyıklı avucu çıkardı. Biraz kart avuç oldum ama... Emine gelmeden bu işi bitirelim. Bir de onunla uğraşmayalım hadi. Doğan'ı arayalım, akşam yemeğe çağıralım, orada söyleyelim. Tabii abicim, açık açık söyleyelim. Bu iş bize göre değil diyelim. Ara ara, akşam başka program yapmasın da görüşelim. Okula giderim ben sabah. Bak şimdi, okula giderim her sabah erken. Okula giderim her sabah erken. Öyle söyleme abi, benim sesim kısık, sen normal söyle. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim avuç kapalı. Okulda sadece benim avuç kapalı. Havalı, havalı, avuç kapalı. Havalı, havalı, avuç kapalı. Yok yok, ben kesin beceriksizim biriyim. Evet. Engin. Ben o anlamda söylememiştim arkadaşlar. Hangi anlamda söyledin Engin? Bilmiyorum. Bırakın söylesin. Ne söylese hakkıdır Engin'in. Yani ben duygularını ifade edemeyen bir adamım. Engin'in her zaman bahsettiği adamdan farklı biri değilim. Aha, bakın değilim dedi. Görüyorsunuz arkadaşlar ya, Cem Yılmaz gibiyim ya. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kızarken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim avuç kapalı. Havalı, havalı. Okulda sadece benim avuç kapalı. Havalı, havalı, havalı. Güzel kızlarla sarılı, havalı, 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 etrafı güzel kızlarla sarılı. Bence en iyisi siz duygularınızı e-mail'la anlatın Selçuk Bey. Nasıl yani? Yani konuşamıyorsanız yazın. Bu çok doğru, çok iyi. Çok teşekkür ediyorum Meltem Hanım, Gönül Hanım. Peki ya ben Selçuk Bey? Seninle sonra hesaplaşacağız Engin. Anladın değil mi?
Anladım Hüseyin, anladım. Tamam. Hadi Havuç, gidelim büyük ödül almaya. Hadi gidelim. Allah Zeyn açıklayıversin Havuç Hüseyin. Emine, adamı rast etme. Hüseyin abi, gidiyoruz ya. Havalı, havalı, havuç kapalı, havalı, havalı, havuç kapalı. Etrafı güzel, kızlar ısırılı. Bakalım daha neler göreceğiz. Ne oldu çocuklar? Hüseyin abi tam sahneye çıktı. Bütün kelimeleri unuttu. Allah zihin açıklığı versin dedim ama vermedi demek. Tüh ya. Keşke Emre'nin sesi yerinde olsaydı. Peki Hüseyin nerede şimdi? En son organizatörü peşinde koşturuyordu. Parayı geri alacağım diyordu. Sanatın ve sanatçının düşmanı beygirci Havuç Hüseyin. Durum budur Doğan. Neyse canım, üzmeyin kendinizi. Siz doğru olanı yaptınız. Aslında teklif çok güzeldi. Ama işte Selami de biliyor, kadın çok üzüldü. Vallahi inşallah ben de sizin gibi vefakar birilerini bulabilirim. Evet, biz vefakarızdır. Amatör desek daha iyi olacak ya. Neyse. Çok güzel bir yemekti Meltemciğim, teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Dur, dur. Otur, otur. Emre nerede? Bütün gün görünmedi ortalarda. Odadaydı. Git çağır bak, Doğan amcası gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Bırak çocuğu ya, dersi falan vardır. Yok, olmaz, gelsin. Sayın seyirciler, bugün sahte ses yarışması düzenleyen bir çete ele geçirildi. Ana! Çocukları dolandıran bu ekibin daha önce 105 yarışma düzenlediği ortaya çıktı. Polis her yerde bu grubun başını arıyor. Efendim baba. Bak, senin ses yarışmacıları sahteymiş. İyi ki katılmamışsın. Sayın seyirciler, özellikle çocukları dolandırılan aileler için tekrarlıyorum. Sahte ses yarışması düzenleyen bir çete ele geçirildi. Çocukları dolandıran bu ekibin daha önce 105 yarışma düzenlediği ortaya çıktı. Polis her yerde bu grubun başını arıyor. İyi ki katılmamışım baba. Kutuya bak. Bu kim böyle? Hüseyin sen misin? Aman hayatım, sakın bakma. Çocuğa bir şey olabilir. Emre, bu beyefendi seni arıyordu. Hadi. Hüseyin, bu bey kim? Yarışmayı düzenleyen sahtekar. Ver parayı. Buyurun paranız. Bu ne? Havuç da para yatırmış Haluk abi. Havuç da mı para yatırdı? Ben parayı verdiğime göre artık gideyim. Ziyaretin kısa olanı makbuldür. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Hop! Şimdi karakola gidiyoruz. Diğer çocukların da parasını vereceğiz. Tamam. Hadi! Ben seni yolcu edeyim. Gitmeden mutlaka görüşelim, tamam mı? Ararım. Çok memnun oldum. İyi akşamlar. Bir gece bize de bekleriz mutlaka. Geleceğim, mutlaka geleceğim. Gitmeden önce görüşelim. Hadi akşam. Bu Doğan gidiyor. Görüşürüz. Oğlum buraya gel. Daha önce görüşürüz. Bir şey olur mu? Oğlum! Güzel kızlarla sarılı. Birisine baktım, o da bana baktı. İnanın birden ağzımın suyu aktı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Birisine baktım, o da bana baktı. Etrafı güzel kızlarla sarılı. Birisine baktım, o da bana baktı. Benim gözlerimden ağzım suyum aktı. Olmadı ya. Ben ne bileyim, nerede yemek yenir, nasıl mevzuya girilir? Alo.
Ben çiğ balık mi balık yemem. Ben muhasebeyle uğraşırım. Siz muhasebeyle uğraşın yeter. Çalışanların hepsi şabı. Ben de muhasebeyle uğraşıyorum. Meri'yi öyle karşımızda görünce... Yani yapamadık. Kusura bakmayın. Biz böyleyiz. Doğru. İyi teklifti. Bir şey demiyorum. Ama... Emine! Adamı hasretme!